Ne yapıyorsunuz? Bugün yine bayağı bir modumdayım. Bir tane ucube bir ak trollden bahsedeceğim sizlere bugün. Sözde eleştiri kanalı olduğunu savunan fakat AK Parti'yi kötüleyen herkese saçma salak cevaplar veren, üzerine iftira atan bir şempanzeden bahsedeceğim bugün. Baştan söyleyeyim, bir önceki videoda yaptığım gibi kesinlikle isim vermeyeceğim. O zaten yaptığım bayağı bir aptallıktı. Böyle salak saçma iftiralar atan çocuğa bir de ekmek vermek istemiyorum. İkincisi, ben bu gibi videoları çektiğim zaman yorumlara genelde şöyle yazıyorsunuz işte, takma, ne olacak falan filan, görmezden gel vesaire. Ben zaten bu gibi insanları takmıyorum, bu gibi insanlarla alay ediyorum. Yani şu anda yaptığım tek şey eğlenmek aslında ve gördüğüm kadarıyla siz de bunlarla eğleniyorsunuz. O yüzden arada siyaseti bırakıp böyle ucubelerle uğraşmak çok hoşuma gidiyor. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Ha, eğer ki gitmiyorsa tabii ki bu videoyu es geçebilirsiniz. Çünkü bu videoda şempanzeye şempanze, salağa salak diyeceğim ben açık ve net bir şekilde. Şimdi bahsedeceğim arkadaşlar, kısa bir özet geçeyim. Videoları tamamen benimle aynı fakat beni kopyalamakla suçlayan, hakkımda 5 tane saçma sapan video yapan, bunun ikisini çok fazla linç yediği için silen, daha doğrusu az izlendiği için silen, geri kalan 3 videonun 3'ünde de iftira barındıran bir şempanze ve 3'ünde de konu aynı: AK Parti. Beyaz Kurt AK Parti'ye şunu söyledi, bunu söyledi, bu böyle değil, bu böyle değil. Sanki ben böyle devamında bu konuyu açıklamamışım gibi lanse etmiş bir de. Ya neyse, fazla uzatmayacağım. Gerçekten zaten sinirliyim bu çocuğa şu anda. Önce bir kesitleri izleteyim, ardından açıklamamı yapacağım. Ana sayfama düşen bir video dikkatimi çekti ve bu videonun sahibi Beyaz Kurt'tu. Merak edip dinlemek istedim. O zaman normalde Erdoğan 3. kez aday bile olamaz. Fakat olabiliyor. Bunun hakkında zaten bir video yapmıştım. Yani anayasa kuralları herkes için geçerli fakat uzun adam için geçerli değil maalesef. Fakat yanlış bildiği o kadar çok şey var ki veya bilerek de bunları doğruymuş gibi izleyicilerine aktarıp popülizm yapmış olabilir. Bakın bu kısmı iyi dinleyin. Burada benim yanlış bildiğim çok şey olduğunu söylüyor. Video başında ise videoyu sonuna kadar izlediğini de söylüyor. Yani sonradan şey demeyin işte, sonuna kadar izlememiştir belki, ilerideki açıklamanı duymamıştır falan. Hayır, böyle bir şey yok. Şimdi çok dikkatli dinleyin devamında neler söylüyor. Gelelim Cumhurbaşkanlığı olayına. 2017 referandumundan önce evet dediği gibi bir kişi en fazla 2 defa da gösterilebilirdi Cumhurbaşkanlığına. Fakat Beyaz Kurt'un atladığı bir şey var. O sıralar sanırım İsviçre'de Türk vatandaşlığından vazgeçmekle meşguldü galiba. Birincisi, gerizekalı, orası İsviçre değil, Avusturya. İkincisi, 50 kere anlatmama rağmen bunun gibi şempanzeler hala anlamadığı için tekrardan anlatmak istiyorum. 18 yaşına girdiğiniz zaman bir vatandaşlığınızdan vazgeçmeniz gerekiyor ki o da sonradan aldığınız vatandaşlık oluyor genelde. Benim de Türk vatandaşlığım bu yüzden gitmişti fakat yasalar ve kanunlar Avusturya'da değişti. Belli bir dönemde eğer ki çifte vatandaş olduysanız 2 vatandaşlığınızda kalabiliyor. Bu yüzden ben tekrardan Türk vatandaşlığına başvurdum. Yani şu anda zaten mavi kartım var. Türkiye'de istediğim gibi oturma iznine sahibim. 2023'te ise tekrardan Türk vatandaşlığım olacak ve oy kullanabileceğim. Bu ve bunun gibi gerizekalılar beni sürekli olarak bundan vurmaya çalışıyor. Yok işte vatandaşlığı yok, niye konuşuyor falan. Aptal herif. Bak, gerizekalı. Vatandaşlık alma hakkım var. Tamam mı beyinsiz? Doğuştan beri benim böyle bir hakkım var zaten. Yani gelip saçma salak burada boş bilgiler verme. Neyse, zaten beni bu kısım bile çok sinirlendirdi şu anda. Devam edelim. Onu geçtim, eski Cumhurbaşkanlığı seçim mevzuatında bile şöyle bir madde var. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının 2. döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir diye bir madde var. Ve henüz seçime 1 yıl olduğu için sistem değişmeseydi bile Erdoğan tekrardan aday olabilirdi. O yüzden senin bir konu hakkında kesin yargılı konuşmadan önce biraz araştırma yapmanı tavsiye ederim. Asiktir. Durum böyle miymiş ya? Vah vah, ben haksızmışım arkadaşlar, bunu bilmiyormuşum lan. Yani gösterdiği videoda ben gerçekten bunları açıklamadım, öyle mi? Bir de senin o kestiğin kısma bakalım. Ben gerçekten bunu açıklamış mıyım yoksa açıklamamış mıyım? Kendisi anayasadaki bu kuralı değiştirmiş. Kendisi bu yasayı koşula bağlı olarak değiştirmiş. Yani evet, aslında baktığınız zaman bir insan hala 2 kere Cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Ama orada parantez içinde koşula bağlı yazıyor. İsteseydi belki de bunu 3 de yapabilirdi fakat yapmadı. Çünkü 3 yapsaydı eğer ki millet bayağı bir tepki gösterecekti. O kadar zekice düşünmüş ki yani ben bile hayretler içerisinde okudum haberi. Koşula bağlı olarak değiştirdiği için de kendisi tekrardan Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor. Ya bunun için erken seçim yapması gerekiyor ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri yenileme kararı alması gerekiyormuş ki zaten bu şekilde yapacaktır. Evet şempanzecim, seni dinliyoruz. Bu konu hakkında ne söyleyeceksin? Hani videoyu sonuna kadar izlemiştin ya. Senin söylediğin aynı şeyleri ben de söylemişim. Ben de bu sistemi anlatmışım. 2017'de yasaların nasıl değiştiğini, Erdoğan'ın tekrardan Cumhurbaşkanı adayı nasıl olabildiğini açıklamışım zaten. Ama sen niye aptal gibi sanki bunları açıklamamışım da yalan söylüyormuşum gibi lanse ediyorsun? Maymun musun oğlum sen? Tek hücreli misin sen? Sıkıntılı mısın? Bakın gerçekten bu çocuk normal bir eleştiri yapsa, ki zaten beni eleştirenlerin yorumlarında illa beni görüyorsunuzdur yani. İyi eleştirmiş olsun, kötü eleştirmiş olsun, hepsine düzgün bir şekilde cevap veriyorum. Çünkü bunlar onların düşünceleri. Ama benim bu hayatta en çok çok sinir olduğum ve kin beslediğim bir konu var, o da iftira. İftiradan oldum olası nefret ettim ve nefret etmeye de devam edeceğim ve iftirayı hiçbir zaman kabul etmem. Çünkü iftira atan bir kişi karaktersizdir ve bu karaktersizlik belli ki bu arkadaşın da bayağı bir içine işlemiş. Bana atmış olduğu iftiraya bak yani, ben zaten videoda bunu söylemişim lan da var. Bir de bunu izleyenler buna hak verecek yani, öyle bir kesip biçmiş ki bu şekilde olayı lanse etmeye çalışmış. Yok ulan öyle bir şey. Neyse, videonun devamında ikinci bir argümanı daha varmış. Gelin bir de onu izleyelim. Gelelim ikinci konuya. Bana yanlış gelen bir konuşma daha var. Evet. Kadıköy artık bir il olacak diyelim. Tabii ki böyle bir şey olmaz ama yine de il olacak diyelim. Ve Kadıköy'deki insanların %95'i böyle CHP'ye basıyor olsun. Yani buradan malum partiye herhangi bir şekilde ekmek çıkmıyor. Hatta senaryoyu birazcık parti Kadıköy'ü İstanbul'dan ayırıp ayrı bir il yaparsa otomatik olarak İstanbul'u kazanmış olur. İstanbul gibi koskoca bir şehri kazanmış olur sadece bir hamlesiyle. Duyduğunuz bir teori atıyor ortaya. Hükümet Kadıköy'ü çıkartıp İstanbul'u kazanırsa İstanbul gibi bir şehri almış olacakmış. İstanbul'un göbeğinde olan bir ilçeyi nasıl il haline getirip İstanbul'dan ayırabilirsin ki? Zaten bunu yaptığında İstanbul'un nüfusundan ve gelirinin bir kısmından vazgeçmiş oluyorsun. Oğlum sen harbi sıkıntılısın. Kendin koymuşsun zaten videoyu. Ben başında ne diyorum, böyle bir şey zaten olmaz, ayıramazlar ama yine de abartarak bir örnek vermek istiyorum deyip örnek vermişim. Ki videonun konusu da zaten buydu yani, Türkiye'de 100 il olursa ne olur? Ben de zaten şu anda olmamış bir olayı eğer ki olursa ne olur diye sizlere anlatıyorum. Ve bu salak diyor ki hayır böyle bir şey olamaz. Olamaz zaten, biliyoruz biz, biliyoruz mal. Allah Allah ya, nasıl bir kafa lan bu? Bu mu yani şimdi senin eleştirin? Benim zaten video içeriğinde söylediğim şeyleri sanki söylememişim gibi lanse etmek. Bu mu yani? Ucube herif. Bakın ben bunları konuştuğum için herhangi bir taraf olmuyorum veya hükümet yanlısı da olmuyorum. İlk başta bunu anlamanız gerek. Herkesin eleştiriye açık olması gerekiyor. Heh, başladık dansözlüğe. Bakın ben bunları konuşuyorum ama yanlış anlamayın. AK Partili değilim, CHP'li değilim, Zafer Partili değilim, Deva Partili değilim, onlu değilim, bunlu değilim. Ben kimseye oy vermeyeceğim. Ben bir maymunum. Bir siyasi görüşün olsun lan. Önce bu siyasete karışmadan önce bir siyasi görüşün olsun yani. Adam gibi, delikanlı gibi söyle ki ben bu partiye yakınım. Kendimi bu partiye şu sebeplerden dolayı yakın hissediyorum ve kendilerini bozmazsa bunlara oy vermeyi düşünüyorum. O kadar çok korkmuşsun ki yani, iki kitleye o kadar çok oynamaya çalışmışsın ki hayır, ben böyle bir eleştiri kabul etmiyorum. Tarafsız eleştiri ile dansöz olmak arasında fark vardır. Tarafsız eleştiri mesela AKP ile CHP arasında bir olay olur. İki taraftan değerlendirebilirsin. Fakat sana AKP'ye mi CHP'ye mi oy vereceksin diye sordukları zaman burada sen ya ikisine de oy vereceğim mi diyeceksin maymun. Bir taraf seçmek zorundasın. Bazı durumlarda tarafsız olduğun gibi bazı durumlarda taraflı olmak zorundasın. Çünkü senin iki hakkın yok. Sadece bir kişiye oy verebileceksin. Ve hayattaki birçok seçiminde zaten böyle olacak yani. Sadece siyaset de değil. Birçok konuda taraf tutman gerekecek. Ama TTO ve Ahmet Ağa olayında bile hem TTO'yu savunmuş hem de Ahmet Aga'yı savunmuş. Sonra Ahmet Aga'ya laf yapmış falan. Ya neyse, oralara hiç girmeyeceğim. Bu arkadaş bayağı dansöz bir arkadaş. Bir tane daha video var benim hakkımda. Oradan bir kesit koymayacağım çünkü 3 dakikanın 3'ünü de koymam gerekirdi. Özetleyeceğim. Özet şu. Yorakok'tan ve sadece Enes'ten içerik çaldığımı söylemiş. Ama söyleyen kişinin keşke kanalını gösterebilseydim çünkü adam bütün içerikleri benden almış. Bakın hepsi. İkinci olarak tabii ki bu argümana cevabım belli. Yani bazı videoları Enes benden önce çekebilir. Bazı videoları ben ondan önce çekebilirim. Enes'in konuştuğu bir konuyu Neo Toprak çekebilir ya da benim konuştuğum bir konuyu Yorakok çekebilir. Eleştiride içerik çalmak ancak ve ancak bir kişinin metnine kadar kopyalarsan olur. Yani senin gibi gerizekalılar bunu yapıyor. Benim söylediğim aynı şeyleri videonda söyle, sonra beni çalmakla suçla. Ama kendisine içerik çalıyorsun dendiği zaman söylediği şey şu. Gündem aynı gündem. Aynen senin gündemin aynı koyayım, benim gündemim aynı değil. Ben hayatımda bunun kadar maymunca bir açıklama görmedim. Ve ben bu zamana kadar kimseyi benden içerik çalmakla suçlamadım. Enes'ten önce attığım bir sürü video var. Neo Toprak'tan önce attığım bir sürü konu var. Ama tam tersi onların benden önce konuştuğu konular da var. Onlar da beni hiç içerik çalmakla suçlamadı yani. Çünkü biliyorum ben bir eleştiri kanalıyım. Yani o gündemi ben yaratmıyorum. Böyle bir gündem var, böyle bir konu var. Ve ben bu konu hakkında fikirlerimi belirtmek istiyorum. Başka bir videoda sadece Enes'e sallamış ve demiş ki o da içerik çalıyormuş. Aynen, hepimiz içerik çalıyoruz birbirimizden. Bir tek sen özgünsün. Kala salladığı bir video da var. Onu da göstermek isterdim ama çok maymunca konuştuğu için onu koymayacağım. Sadece kendim hakkında olanları koyacağım. Şimdi 3. videosuna göz atalım. Sonra konuyu kapatacağız. Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ucuz siyasetin, saldırı merkezli içeriklerin tek çatı altında toplandığı bir kanal hakkında konuşalım. Öncelikle kesinlikle bu bir prim değildir. Son zamanlarda çok sırıtan ve beni gerçekten güldüren bir konu hakkında konuşmak istedim sadece. İyi seyirler. Öncelikle hard bir muhalif nasıl nasıl olunur veya haklı bir muhalif YouTuber nasıl olunur? Her videonun altına aynı saçma yorumları yazmak. Bölüm 1. Söylememe çok da gerek yok ama birazdan kuracağım cümlelerin tamamen roleplay olduğunu söylememde fayda var. Türkiye'de yaşıyoruz sonuçta. Ne olur ne olmaz. Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Gri Ayı. Bugün havalar kapalı. Herkes bunun doğal bir olay olduğunu savunsa da anlamadıkları bir şey var. Tabii ki de bunun sorumlusu Erdoğan. Bunu anlamamak için günde 5 öğün ekmek yiyip hiç su içmemek lazım. Bu videom hakkında konuşmuş burada zaten anlamışsınızdır. Ekonominin sorumlusunun Erdoğan olduğunu, İmamoğlu olmadığını söylediğim için, Türkiye'deki birçok şeyi Erdoğan'ın yönettiğini söylediğim için böyle gerizekalıca bir savunma klasik. Ki ben o videoda İmamoğlu'nun hatalarından da bahsettim. İmamoğlu'nu destekleyen birisi değilim ben. Nagihan Alçı olayından sonra özellikle kendisine olan inancımı kaybettim. İstanbul seçiminde vermiş miydim? Evet vermiştim. Ama tamamen Binali Yıldırım'ın karşısında olduğu için, karşısında daha güçlü bir rakip olursa eğer tabii ki de karşısındaki kişiye vereceğim. Buradaki maymun da bunu anlamış ve kendince eleştirmiş. Fakat atladığı bir şey var. Evet, ekonomiden hala Erdoğan sorumlu. İnanmıyor musun? Buyur. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Ne söylüyorlarsa yalan. Bak ne diyor, duydun mu? Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok diyor. Ne söylüyorlarsa yalan diyor. Ekonomiyi ben yönetiyorum diyor ve sen hala bunun İmamoğlu'ndan kaynaklı olduğunu düşünüyorsun. Savunduğun kişi bile bunu söylüyorken market fiyatlarından İmamoğlu'nu sorumlu tutuyorsan eğer sen bir gerizekalısın, şempanzesin. Ve ben bu yüzden sana şempanze diyorum. Ekonominin sorumlusunun Erdoğan olduğunu hepimiz biliyoruz. 3 yaşındaki bir çocuk bile biliyor ki bunu kendi de söylüyor zaten, saklamıyor. Ve ben o videoda onu söyledim diye sen buna mı tilt oldun şimdi? Ulan yazık kafana. Gerçekten yazık kafana. Ben her zaman şundan yanayım. Birini eleştirecekseniz eğer gerçekten yaptığı şeylerden eleştirin. İmamoğlu'nun eleştirecek şeyi var mı? Elbette var. Al Nagihan Alçı. Al yalan yanlış bir icraat paylaşmış mesela. Burayı düzelttiğini söylemiş fakat hayır düzeltmemiş yani. Hala böyle, burası çöplük. Mesela Ümit Özdağ. Sert bir siyasetçi. Evet. Bazen gereksiz agresif olabiliyor. Gurbetçiler konusunda da kendisine katılmıyorum. Röportajımda katılmadığım bir konu olmuştu. İzlemediyseniz eğer ki izleyebilirsiniz. Onun dışında kadrosu kötü. Bunları söyleyebiliyorum. Ama kalkıp da ben senin gibi salak değilim. Ekonomiden İmamoğlu'nu sorumlu tutmam. Kız Kulesi'nden İmamoğlu'nu sorumlu tutmam. Çünkü adamın yaptığı bir şey değil bu. Bunlar Erdoğan'ın yönetiminde. Çünkü bu ülkeyi tek bir kişi yönetiyor. O da Erdoğan. İnsanlara iftira atmayı bırak. Yaptıkları şeylerden dolayı eleştir. Yapmadıkları şeylerden dolayı değil. Sonrasında yorumlarda ben iftira attığını söyleyince de diyor ki ben orada roleplay yaptım. Sen bunları zaten söylemedin. Ben mizah bunları karıştırdım, sen sanki söylemişsin gibi yaptım. Bir gram. Bak bir gram beynin yok. Lütfen bu konsepte daha fazla zarar verme. Senin gibi fikri olmayan ucubelerin bu konsepte yeri yok çünkü. İki kitleye oynamaya devam et. Bir de bol bol sahte hesaplarla kendine yorum atmaya devam et. Biz sanki anlamıyoruz. Bu hesaplarla sürekli olarak bana küfür ediyorsun. Sürekli klasik şeyler yazıyorsun. Güzel olmuş, mükemmel video, harika video, iyi video, süper video. Ulan böyle yorum mu olur? Bir benim yorumlarıma bak, bir de senin yorumlarına bak. Yemin ediyorum eşek kadar adamsın ama bir gram aklın yok. Küçük yaştaki eleştiri kanalları bile senin bu yaptığını yapmıyor. Yazık kafana. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.